Uyanması ne kadar zor ya. Çok zor şeyler değil mi? Uyanmak kadar zor bir şey yok. Kalkacaksın da şey yapacaksın da mıy mıy mıy. Merhaba arkadaşlar. 45 gündür kamera karşısında değilim. Bir garip hissettim lan. Harbiden bak 45 gün oldu. Kamera karşısında değilim. Balttaydım bir de bu arada. Diyeti falan da saldım biraz, dedim. Şişim biraz daha, büyüyeyim falan. Şimdi bir tık daha üstüne katacağım. Güzel çekimler var. Biraz daha devleşeceğim yani. O görünce diyorsunuz ya, abi sen ne kadar dev gibisin. Şimdi onun iki katı olacağım. Ha bu arada bir de update var. Update de vermem lazım. Bundan sonra videoya başlamadan önce update'i vereyim. Kanalda şey görürseniz işte yabancı başlıklar. Yani global başlıklar, İngilizce başlıklar görürseniz. Şaşırmayın çünkü dünyaya açılma projesini başlattık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra Türkçe vloglar olduğu gibi İngilizce başlığı altında, yani global shortslar da olacak. Ara ara vloglar da gelecek video klip şeklinde. O yüzden görürseniz şaşırmayın. Şimdiden size söyleyeyim, dünya açılma projesini başlattık. Biraz gitmiştim vücudum. Evet. Gösterme çocuklarıma, yanlış örnek olma. Şimdi şöyle bir mevzu var. Karı gibi oturmuyorum değil mi lan? Evet. Yatakta erkek kokuyor böyle. Bak kız olsam, bak şimdi böyle şey yapsam, böyle yayılsam yatağa, şöyle yapsam boşalırım. Hani olan şeyi seviyorum. Neyse, şimdi bir tane fanım var abi, tamam mı? Hatta takipçi videosu yapmıştık ya, takipçi videosunu o kazanmıştı, hatırlıyor musun? Evet. İsmi Hüseyin. Kazandı, sahtekarlık yaptı bize. Ama bizim işte kuralımız şöyle, 18 yaş üstü olması gerekiyor kazanan kişinin. Derim 18 yaş üstü müsün? Evet evet falan. At lan kimliğini. Attı kimliğini, baktım değilmiş 18 yaş üstü. O yüzden onu almamıştık takipçi videosunu. Ama ondan sonra konserlerime geldi, fan buluşmasına geldi vesaire vesaire. Bayağı bir uğraştı. Bir de şey yapmış, benim eski sevgililerime falan ulaşmış, düşün. Bak yemin ediyorum, nereden bulduysa, ne yaptıysa, yakışıklı da çocuk, mavi gözlü falan. Dedi ki bana, abi dedi, bak dedi, 2 Eylül 2 mi 3 Eylül mi ne, öyle bir şey. Doğum günüm var, 18'e giriyorum, lütfen işte hediye olarak seni göreyim falan dedi. Tamam lan dedim, hadi buluşacağız. Hatta seninle o takipçi videosunu yapacağız. Şimdi onu çağıracağız. Onunla bir gün geçireceğiz, ona güzel de bir sürprizim var. Onu baştan aşağı değiştireceğiz işte. Ama şey, bu arkadaş gerçekten potansiyeli olan bir arkadaş yani. Potansiyeli var, model olabilir. Herkes de tabii ki potansiyeli var ama o potansiyeli dışarıya çıkartmanız lazım. Hep diyorum ya videoların sonunda, içindeki orospu çocuğunu dışarı çıkart diye. Ya aslında şimdi bunu duyan ne diye ya bu diye falan, anlamayan anlamıyor tabii ki. Anlayan anlıyor, içindeki potansiyeli dışarı çıkart diyorum ben sana. Yani duvarlarınızdan dolayı sürekli şeysiniz ya, böyle utangaçsınız işte, bilmem bundan utanıyorsunuz. Aman ailem ne diyecek, aman akrabalarım ne diyecek, aman şu ne diyecek, aman bu ne diyecek. Ben aslında size onu kırın diyorum, o duvarı yıkın diyorum. İçindeki orospu çocuğunu dışarı çıkart derken. Ama işte tabii anlayan anlıyor yani. Bak bak şöyle mesajlar geliyor ya Ömer, bak. Evrenle, enerjiyle ilgili yaptığımız videodan sonra. Gerçekten dediklerini uyguladım. Şimdi 18 bin liralık işte çalışıyorum. Gerçekten dediklerini uyguladım diyor. Bana böyle para atıyor başka biri. İşte çok güzel bir iş atıyor. İş bulmuşlar. Evde bilgisayar başında otururken böyle bir şeye geçtim falan diye. Gerçekten işe yarıyor. O yüzden mesajı anlayanlar anlıyor. Anlamayan da boktan bir yorum atıyor. Kendini belli ediyor böyle. Yani çok boktan bir yorum atıyor böyle. Görüyorsun onun ruhunu. O hani seni boklamaya çalışması, bilmem ne yapması. Ya öyle bir ruhta bir insan zaten bir yere gelemez. O sadece şeye mahkum. Bilgisayar başında oturup doğru tostlu parmaklarıyla bizi izlemeye mahkum. Harbiden mi? Ama öyle bak. Alo! 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 Ne yapıyorsun? Senin altında abi. Osuruyorum abi. Osuruyor musun? Evet, osuruyorum. Oturuyor mu, osuruyor mu oğlum? Ne biçim konuşuyorsun abi? Yapıyorum. Ne biçim konuşuyorsun? Tamam, hazır mısın beni görmeye? Gerçi beni gördün konserde de. Seni konserde görmüşüm, evet. Aa, evet, evet, aynen. Evet, bak hepsini de biliyorum. Tamam, hadi gel. Böyle bazı şeyler, bazı fanlar var. O kadar içten, o kadar güzel mesajlar atıyorlar, o kadar uğraşıyorlar ki çok hoşuma gidiyor o saf sevgi. O saf sevgiden dolayı da ben de hani kıramıyorum, cevap veriyorum, şey yapıyorum. Tabii onlar benim onların hayatlarını değiştireceğimi zannediyor. Ama hayatınızı değiştirecek kişiyi arıyorsanız aynaya bakın arkadaşlar. Bu arada Michaelson Wear markasını açtık. Marka süper gidiyor. 10 numara ürünler var. Böyle çok taşşaklı ürünler. Böyle taşşak kokan ürünler var. Gözlükler falan şeyler, tişörtler, mişörtler. Almayı unutmayın arkadaşlar. Kurye videosunu bir istedim. Alo. Gelsin lütfen. Ne kadar çok geldin. Saf sevgi o kadar güzel ki. Saf enerji, saf sevgi. Ama bizim tabii bütün tim böyle değil mi Ömer? Bizde çakal biri yoktur. Bizde herkes saf sevgi. Bizde herkes muhteşem enerji.
Hiç kimsenin birbirinden çıkarı yok. Hiç kimsenin birbirinden bir beklentisi yok. Herkes birbirini gerçekten seviyor. O yüzden çok güzel bir grup. Bu gece büyük 31 var. Grup değil, aile. Biz de çalışan ya da işte bilmem ne falan. Biz aileyiz abi. Çok büyük bir aileyiz. Çok büyük bir aileyiz. Kim o? Kim o? Şifre nedir? Şifre... Can Toprak. Can Toprak. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? İyi sen? Ya. Bak bak hareketlere bak, üstünde şeyleri giymiş. Açacağım onu. Aç, merhaba. Hoş geldin dostum. Niye açmadın oğlum? Merhaba. Çarpılırsın ha. Karın kasım yok benim ama. Ha. Abi ben girdim içeri. Yok, çok oldu, bir tane daha kapat. Çok mu oldu? Evet. Girdim bile, ben senin duyma sesini daha yemin ederim asansörde duydum. Birisi öyle bir güldü ki. Bu benim taklitimi yaptığı bir video vardı değil mi? Aç aç videoyu aç. Ha yap bakayım hadi. Oğlum bu nasıl bir ceket ama ya. Alın bunu, alın ha. Neyse almayın, bittikten sonra alırsınız. Alın biliyor bak sen. Benim bir tane şarkımı açmışsın, böyle saçını falan şey yapıyorsun. O, kendiler görmüyorsun. Nasıl hareketler oluyor? elleri de ezber. Evet abi. Ama harbi çok uğraştım gerçekten. Çok uğraştım çünkü bir senedir uğraşıyorum biliyorsun. Eski sevgililerle nasıl uğraştın? Doğum günü değil mi? Doğum günü ne zamandı? 2 Eylül. 2 idi değil mi? 2 gün geçti. Tamam hadi sana bir hediye vereceğim. Michael's'ın tişörtü vereceğim sana. Mike onu giyeyim o zaman. Giyeyim onu şimdi. Hangi beden? Bak benim... Abi gavur gibi olayım mı şimdi onu giyeyim? Medium olur mu ki? Olur ya. Bana oluyor oğlum medium. Tamam abi. Abi sen bana çok şişko şişko dedin o zaman. Evet sen şişko. Ben işte neden şişko abi? Bugün onların üzerinde duracağız. Şişko bana diyor ki abi ben ajanslara gideyim. Bak hep anlatıyorum ya videoda. Ben ajanslara gideyim mi? Ne yapayım? Lan önce kendinizi geliştirin oğlum. Ajanslara zaten sokaktan geçen her insan gidiyor ajanslara. Yani sen ajansta herhangi bir kişi olacaksın. Anladın mı? Herhangi bir kişi olacaksın. Önce kendini en iyi hale getir. Zaten onlar sana ulaşıyor. Bak beni Select Model Miami takip ediyor. Haberim yoktu ya. Geçen gün gördüm. Valla bak. En taş şaklısı dünyada. Sen dedin ya bak neden? İşe giden demeyi tuttular. Lan midpoint'te oturuyoruz, karı düşürdük Michael'la. Oturuyoruz böyle. Kalktım bir tane şu adam elimden tuttu. Yarın katalog var dedi. İlgilenir misin dedi. Yani onlar seni bulacaklar zaten anladın mı? İndir aşağı. Koçum benim. Vay. Oldu mu abi? Çok taş şaklı. Kollarını kıvır. Yukarı doğru. Beyaz yakışıyor sana. Beyaz senin rengin. Benim de ruhum beyaz. Bembeyaz. Siyah. Bembeyaz. Bir tek topta bile yok. Valla gülmesini var asansörün içinden duydum. Oğlum deli lan bu gerçekten bana böyle Nişantaşı'nda yürüyor videolar atıyor falan. Hani gülmemem de elde değil, gülüyorum artık. Anladın mı? Sen dedin ya ben yakınlarda sen geleyim abi yanına diye. Ben çocuğum bile senin fotoğrafını çektirdim. Nasıl ya? Bak diyor orada beige'de oturuyorum da 0 diyor. Karlar da oturuyor diyor. Şimdi bak bugün seninle güzel bir zaman geçireceğiz. Evet abi. Spor falan yaparız. Bir de doğum günü partisi yaparız sana. Nerede yapıyoruz? En sevdiğin parti. Nasıl? O poşette ne var? Ne getirdin? Abi bunda oros sucu olmayan pantolonum var. Olmayan mı? He sen olmayanla çıktın sonra değiştirip olanı giydin. Yok olanla çıktım aslında. Niye lan? Sürekli üzerime bir şey döküyorum abi. Üzerine bir şey mi döküyorsun? Olmayan. 18 yaşındasın. Evet. Okul? Okulu okuyamadım ben abi. Niye? Lise terkim. Liseyi bitirmeden terk ettim. Liseyi bitirmeden bıraktım. Allah Allah. Niye? Niye? Olduğu şeyler. Niye oldu onu anlatayım. Karanlık da bir şey. Çok karanlık bir için değil de. Yurt dışına gidelim abi biz. İmzada doğdum ben. Allah Türkiye'ye geldim. Okul okudum falan filan derken sonra gemilere işe girdim uzun yol gemisine. O zaman şey mi var? Avrupa vatandaşlığı mı? Çift vatandaşlığı mı? Sonra gemilere işe girdim uzun yol gemisine. Birkaç sene orada çalışmak zorunda kaldım. Ondan sonra yatış. Bir daha da hiç çalışmadım. Evet. Sana güzel bir haberim var bu arada. O haberi çok merak ediyorum zaten. Çalışıyor musun sen şu an? Çalışmıyorum. Hiç işin yok. Yatış. Çalışmak ister misin? Ne işin? Günde böyle çok çok kısa bir iş yapacaksın ve para kazanacaksın. Ve beni göreceksin her gün. Ya ben parasında değilim ki. Neredeyse her gün. O da bir de ne iş abi? Michael's'ın böyle çalıştıracağım seni. Aklıma gelmişti biliyor musun? Mağazana falan mı açacaksın? Yok mağaza değil, kargolama sisteminde olacaksın sen. Normalde o işler Ömer yüklüydü, Ömer çok yoğun. İster evet. Misin çalışmak? Ama sahtekarlık yok bak. Benim sahtekarım olmaz zaten. Ben şimdi Can'a derim ki, bak dedim ki bizim şu şey var ya dedim çocuk Hüseyin. Tanıyor mu? He tanıyor seni he. Ama çakal biraz ya dedi. Ben yazıyorum ona bakmıyor ki. Benim ailemde çakal bir kimse yoktu. Biz bu arada çalışan falan değil, hepimiz bir aileyiz. Biliyorum abi biliyorum. Ailede herkes... Ayrı bir yeteneğe sahip, çok büyük. Bak onun evet. Yaptığı editlerin şakası yok. Hepsini şakası yok, Türkiye'de böyle edit yok. O kadar taş şaklı yapar. Herkes, diğer bütün editörler, diğer bütün çalışanlar, Michael'sın veya diğer çalışanlar hepsi çok iyidir. Kimse de hiçbir şekilde beklenti çıkar, çakallık hiçbir evet. Şey yok. Ben belki göremem saf kalbimden ama arkadaşlarım görür, beni uyarır. Evet. O yüzden öyle bir şey yoksa, öyle bir şey aklından geçmiyor. Ne yapalım, seni mi dolandıracağım? Akşam 5'te uyuyorum, öğlen 5'te kalkıyorum. Niye akşam 5'te uyuyorsun? Yengemlerle. Allah'ım yarabbim. Güzel tamam hadi beraber güzel bir gün geçireceğiz. Hazır mısın? Hazırım abi.
Abi bu nasıl bir gözlük ya? Çok iyi Hüsa abi. Baksana şuna. Cam olsun falan filan. Daha taşlaklısı olsa onu da takarım zaten. Tabii tabii, daha iyisi olsa onu da yapardım. Harbiden ama yandan çok taşlaklı gözüküyor. Bir yan döndürsene kafanı kameraya baksana. Onu da çalmış benden. Benden çalıp karılara satıyor bak. Bir de Türklerle de takılmıyor. Türk kızlarıyla da takılmıyor. Yabancı kızlarla takılıyor. Sen beni takılıyor. Bir takip etsen görürsün o zaman. Hatırlıyor musun bana şey demiştin? Abi bir gün gelip o havuzla oturacağım diye. Evet. Bak, nasıl kadar... kalpten istedim. Kalpten istemişsin. Ne istediğimi çok iyi bildim. Çok evet. İçten istedim. Bak bir gün ne oldu. Kalpten istediğiniz her şey oldu arkadaşlar. Benim hayatımı biliyorsun bak. Araştırmışsın. Her şeyi bulmuş bu arada bak. Evde şarkı söylediğim böyle arkadaşlarımla şarkı söylediğim videoları bulmuş. Nereden buldun lan onları? Herkes bulamaz değil mi? Nereden buldun onları bu arada? Herkes bulamaz. Neyse bulmuş. Eskiden nerede olduğumu görüyorsun. YouTube'da anlattıklarım yalan değil. Gerçekten iti bağlasan durmayacak bir evdeydim. Gerçekten hani çok kötü durumlardaydım. Yani cebimde 5 kuruş. Oğlum bak herkes şimdi, ben o gün Kim Daha Öz Çocuğu yarışmasında insanlara dedim ki bak şanslısınız siz. Aileleriniz var, yol paranız var. Benim yol param bile yoktu. Anladın mı? Yani nereden geldiğimi araştırmışsın, görmüşsün. Evet. Bu bir örneği yani, anladın mı? Hep istedim çünkü hiç inanmayı bırakmadım. Sadece istemeye devam ettim. Kalpten en iyi şekilde ve oldu. Bu hayatı kendim yarattım bak. Şu an oturduğum penthouse'u, havuzu, kızları, yaşadığım, seyahat ettiğim şeyleri bak. Bu arada bizim yaptığımız seyahatler çok taşraklı bu arada. İki model arkadaş, ben ve Can gibi. Türkiye'de kimse böyle gecenin bir körü Mykonos'un şeyini tutup Mykonos'tan Roma'ya geçtik, Roma'dan Ibiza'ya geçtik. Ibiza'dan ondan sonra Athens'e geri döndük. Yani bunu yapabilmek ya, şükürler olsun bu imkanı sağlayana. Bunlar kolay şeyler değil. Bunlar gerçekten yani bir çıktığında 100-200 bin lira harcıyorsun. Belki tabii çok zenginler de var. İşte şu an taşak geçiyor olabilirler ama ya 100 bin ne ki falan diye olabilir ama para harcamak sanattır. Herkeste para var ama herkes bu şekilde harcayamaz, anladın mı? Can beni görüyor şimdi, gidiyorum kızlarla hemen tanışıyorum ve hemen şeylerini alıyorum falan. Dedi ki sen bunu Türkiye'de de yapabilir misin dedi. Bak şurada iki tane model var. Ben de işte çok iyi giymiştim. Kundura mundura falan, üstüm çıplak Gucci var falan. Gittim böyle aldım. Gittim kızın Instagram'ını aldım. Geldim masaya attım böyle. Can diyor ki orospu çocuğu yani. Before'da karşılaştık mı? Before'da da karşılaştık. Hatırlamıyorum. Kapanışta. Hatırlamıyorum. Aynen öyle selam vereyim dedi. Video mu çekiyorsunuz siz? Evet evet, video çekiyoruz. Aynen, kolay gelsin. Yakaladı seni bak hemen. Allah, rahatsız edici olmuş muyum? Tak bakayım şu gözlüğü. Michael'sın diyor. Michael'sın. Takipteyiz. Evet, takipteyiz. Vay. Bakayım. Oo, çok taşlaklı oldu valla. Koç gibi oldu mu? Sana hediyem olsun. Valla. Yakıştı mı? Canım benim, çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. İsmin ne? Eren. Eren, memnun, Eren oldum. Memnun oldum. Şey çok keyifliydi, onu izlemiştim. Burada böyle 5 kişi birlikte Kim Daha Öz Bu Çocuğu'nu izlemiş. O ona giremedi, 17 yaşındaydı. Şimdi 18'e bastı. Sen herhalde ona yeni aday gibisin. Yeni aday. Bu salon var ya, o kadar taşlattı ki daha ötesi yok. Daha iyi spor salonu olsa oraya giderdik zaten. Hazır mısın spora? Hazırım abi. Hadi bugün hadi göğüs ön kol yapacağız. Bana uyu bugün. Ondan aynı ağırlıklara girelim. Ondan sonra da yok. Ben bugünden sonra sana programımı vereceğim. Tamam. Ona göre uygun bir şekilde sürekli yaparsın, tamam mı? Tamam. Ama yap bak bundan her sonra. Her ay ölçüyor muyuz? Görüş aynen. Tamam. Her ay bana rapor atacaksın. Abi bak şimdi böyle oldum. Şu an böyle oldum. Şurası şöyle çıktı. Ben sana şuraları falan da çıkarttıracağım bak şuralar. Buraları falan çıkartınca bildiğin şey oluyorsun. Hani o modellikte falan hani tanrı gibi gözükme diyorum ya. Hani böyle Yunan tanrısı gibi ol artık diyorum ya. Onlar artık buraların parçalanması, şuraların artık parçalanması, kaburgalar falan. Hadi yapalım. Onları göster. Kardiyo normal insanlar için. Ben direkt ağırlık basıyorum. Ama sen yap, sen yağlısın. Ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar Balk'ta? Normal insanların yediği her şeyi yedim bak. İskender yedim, tantuni yedim, Urfa dürüm yedim, Adana dürüm yedim. Gece canım çekti gittim Coco Pops yedim. 6-7 tane dondurma böyle söyleyip üst üste bir artık böyle tıkanıyorum. Diyorum ki yiyeceğim canım çekmesin sonra. Hepsini yedim. Gene de bak yağlanmadım. Gene de bu kadar. 45 gündür yiyorum. Spora da arada arkadaşlar, bu arada senede bir böyle 10 gün ya da 1 ay falan sporu bırakmanız lazım. Hani kasların dinlenmesi lazım. 1 ay değil ama 10 gün senede bir yapmanız lazım bunu. Ben işte o dönemdeydim şu an. Ama gerçekten Ibiza'da öyle bir takıldık ki, oradan Mykonos'ta öyle bir takıldık ki böyle partide parti bir de üstüne spor. Bir de üstüne orada şimdi hani çıplak gezdiğim için sürekli pump yapıyorum. O kadar diyetteyim, o kadar şeydeyim. Ondan sonra dedim saldım yani. O yüzden 45 gündür ne spor ne diyet. Hadi başlayalım.
sürekli ağırlığı arttırman lazım. Aynı hayatta olduğu gibi sürekli leveli arttıracaksın ki büyüyeceksin, anladın mı? Kardeşim, o hareketi yanlış yapıyorsun. Fanlarımı ellerimle besliyorum ha. Canlarım, çocuklarım. Kötü örnek olmayalım onlara. Bazen böyle can böyle değişik şeyler söylüyor. Şşş, kötü örnek olmayalım. Çocuklarıma kötü örnek olmayalım. Ne güzel ya, ne kadar güzel. Dün bir tane çocuk şöyle benim hep partide yaptığım hareketi yapmış. İzindeyiz yazmış. Sanki izindeyiz atam gibi canım benim ya. Süt yok değil mi Testo? Proteinli, yulaflı, muzlu, Hindistan cevizli. Ömer yer misin yavrum? Bu arada çok güzel ama. Afiyet olsun. Hayatta her şey nötr. Hiçbir şey yok. Evet. Ona istersen pozitif bakarsın, istersen negatif. Taksidesin, arabadasın, trafik var, tamam mı? Çok, çok trafik var. İstersen kahır çekersin. Ya bu nasıl trafik, Allah kahretsin, ne yapacağım şimdi? İstersen müziği açıp oynarsın, arkadaşlarınla dans edersin, taşşak geçersin. Ya da Michael gibi taksiciyle sohbet edersin. Ya da taksiciyle sohbet edersin, muhabbet taşşak döndürürsün. Eğlenirsin. Her şey senin çevirmen, bak her şey nötr. Bu masa nötr. Yok. Siktiminin masası, bilmem ne diyebilirsin. Ya da dersin ya ne kadar güzel, üstüne bir şeyler koyabiliyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Her şey nötr, sen onu çeviriyorsun pozitif. Dediğim gibi o yüzden tanrı sensin. Pozitife çeviren de sensin, negatife çeviren. Nasıl gülüyor? Spa ya. Takipçimi model yaptım konseptini biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer gerçekten şu an Hüseyin'i model yapıyorum. Benim firmamın yüzü olacak bugünlük. Hüseyin'i bir transportion yapalım. Transportation değil mi? Neydi lan? Ne yapıyorsun lan Tarzan gibi? Siyah pantolonu giy bakalım. Abi konu aynı ol hadi. Utanıyor musun çıkarmaya? Lucifer'ın hayranları hiçbir zaman utanmaması lazım. Ben mesela böyle donumu her tarafta çıkartırım. Valla bak sokağın ortası. Geçen kızlarla buluştuk ya. Kız diyor ki sen utangaç biri misin diyor. Ben dedim ki yok dedim şu an dedim pantolonumu çıkartabilirim dedim. Böyle kalktım aya. Maldivler'de çıplak dolaşan adam. Çıkarttım aya böyle şeyde müjde. Müjde. Pantolonunu indirdim böyle. Kız utandı. Bana utangaççısın dedi ya. Kız utandı. Utanmayın ya, utanacak hiçbir şey yok. Erkeğin malı meydandadır. Aynen. Erkeğin her şeyi meydandadır. Şimdi seninle ufak bir eğitim vereceğiz Hüseyin'e modellikle ilgili. Firmamın yüzü olmak ister misin? Hiçbir sözleşme lazım mı? Sözleşme lazım değil. Sözleşme kalple oluyor bizde. Bir siyah Michael's'ın tişörtünü de beyaz vereceğim sana. Güzel bir şey yaparsın. Senin normalde giyiyorsun? S mi giyiyorsun? Sana S daha güzel olur herhalde değil mi? Tam S verelim sana. Aynen, tam oturur. S siyah, S beyaz. Al bakalım. Siyahla başla. Siyah giy bakalım. Ufak bir eğitim. Ondan sonra yukarıya çıkacağız. Terasta. İstanbul, bütün İstanbul'u gören terasta. Güzel bir yürüyüş. Güzel bir video. Modellik düşünüyor musun sen? Evet. Modellik yapmak istiyorsun değil mi? Tamam, güzel. Evet. Modellikte şöyle bir şey var abi. Kıyafet çekiyorsan bu böyle kırışık duramaz. Onu sürekli indirip dümdüz ütülü gibi göstermen lazım sürekli, anladın mı? Fotoğrafçı seni uyarmayacak, sen yapacaksın bunu. Kollarını yarrak gibi kıvırdın, üstün başın yarrak gibi. Böyle olmaz, böyle modellik mi olur ya? Tamam, ona makalı yap şunu. Güzel kıvır, aşağı indir. Bir daha da böyle bol bol pantolonlar gibi biraz daha dar böyle yapışsın üstüne. Nasıl bakalım yürüyüşün? Geç şuraya. Niye yüz ifaden öyle? Yani niye böylesin? Tribe giriyorum. Tribe gir. Hay bak. Kendini kasarsan, ne kadar kasılırsan, ne kadar milletin seni izlediğini düşünüp ne kadar kasılırsan iyice böyle kasıla kasıla yürümüş olursun. Bir daha alalım bunu. Sadece sen kimse yokmuş gibi rahat bir şekilde, sikici bir şekilde bak. Yani tam, bak nasıl bakacaksın biliyor musun? Tam yataktasın, karı önünde. Tam ona yapışan andaki bakışı yap. Tam mükemmel bir tabir. Nasıl bakman öyle, gerekiyor? Öyle. Tam öyle bakman gerekiyor. Karı seni bekliyor yatakta. Ya bu da çok sensör oldu. Daha şey. Güzel.
Şimdi bu iyiydi ama şey kambursun biraz daha dik bir daha. Biraz daha dik, biraz daha havalı. Yani yürürken biraz daha... Bak bana, bana bak. Bana döndür Ömer. Yürürken biraz daha havalı bak. Bak. Anladın mı? Bir manken nasıl yürür? Eller sallanır, omuzlar sallanır. Böyle yürürsün. Yürüyorum. Anladın mı? Evet. Yani bu buradayken bu geride, bu buradayken bu geride. Çene böyle dik, karşıya bakıyorsun. Sensin, sensin, kasmıyorsun. Aynı bu şekilde bir yürüyüş bekliyorum, hadi. Yok, çok sallam. Ha, çok güzel. O bak çene aşağı alınca oldu. Güzel. Alalım bir daha. Güzel, hadi bir daha, aynen. Dik dik duruyorsun, çene aşağıda. Ağzın kapalı, ağzını açma. Ağzını sadece Victoria's Secret modelleri ya da ben gibi modeller açıp böyle falan yaparlar yürüdüğünde. Ya. Anladın mı? Nasıl eko yaptım ya ben? Bir de nedense sağ omuz aşağıda, neden öyle? Dur orada, tişörtünü düzeltme önce. Kıyafet çekiyorsan, çıplaklıysan üstünü sürekli düzeltmez. Ne kadar rahatlarsan, rahatladıktan sonra daha güzel pozlar verirsin. Evet. Ara ara arkanı dön, arka pozlar, ara bakalım. Haydi. Tişört de çok anasın. Çok taşaklı ya. Nasıl yaptınız bunu ya? Güzel. Poz verirken de neye dikkat edeceksin biliyor musun? Aynı şekilde kızı sikecekmiş gibi diyorum ya. Kamera kız. Onunla seks yapacaksın. Ama tabii onunla yakınlaştığın işte mesela ona geldiğin falan mesela. Bir kıza şöyle yaklaşmak var. Yaklaşmak var. Aynen. Sikine takmaz. Bir de bak çok kendinden emin. Böyle kendine yaklaşmak var. Bu hayır denilemez bir şey. Reddedilemez bir şey. Anladın mı? Bak mesela bak geldin, gerildin, erkekliğini gösterdin, tuttun, yaklaştın. Buna hayır diyemez. İmkanı yok, anladın mı? O yüzden pozda da aynı şekilde. Kendine öyle bir güveneceksin ki. Öyle bir güvenin var ki kendine. Fotoğrafçı korksun senden. Anladın mı? Modelle yeni başlayanlar da hep kötü yanışıyor. İşte geçerler. Ya ne olacak, ne olacak işte. Beni beğenecekler mi? Yani, siktir lan. Sen onları beğenecek mi? Anladın mı? Sen onları beğenecek mi? Sen onlara öyle şeyler vereceksin ki onlar korkacak. Lan bu bizim çektiklerimizi beğenecek mi acaba? Modelliğin sırrı bu. Şimdi çıkıyoruz yukarı. Güzel bir şeyler yapıyoruz. Bu kalsın benim üzerimde. O üzerinde beyaz kalsın. Beyazı da yanına al. Ben de yeni gömleklerimizi giyeyim. Çok güzel gömlekler var şimdi göreceksiniz. Tabii ki Ömer Yalçın Kaya eşliğinde. Hadi bakalım. Senle aynı giyinelim şimdi. Şundan var değil mi sende? Giy bakayım onun üstüne. Ama içine bir şey giyme. Bu da çok havası bir çocuğu ya. Bu ne? Oğlum baksana ya. Yüzüğü de kısmak istemiyorum da neyse. Bu tarz şeyleri sipariş vermek için arkadaşlar bunlar orijinal handmade yani el yapımı. Özel yaptırıyoruz. Bunlar vitrinde yok. Vitrine koymuyorum. Biraz tuzlu. Biraz tuzlu parası. Bütçeniz varsa istiyorsanız giymek falan bunları. Özelden DM'den yazıp sipariş veriyorsunuz bunlara. Bunlar ayrı kafa ya. Bunlar ayrı bir... Zenginseniz yazın yani. Bunu da yürütüyor. Bak şimdi. Ama memen açılmaması lazım. Hüseyin hep bana soruyor. Diyor ki abi bu yırtıkları nereden alıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi sırtta da bir şey yapmamız lazım aynen. Bende bir Gucci orgazmik vardı tamam mı? Lan Ibiza'ya gidiyorum. Tişört çok normal geliyor bana tamam mı? Ben de dedim ki orada bir tane şey vardı. Kafe vardı. Dedim ki bana bir makas verir evet, misiniz? Evet izledim ben onu. Makas verir misiniz? Verdiler makası. Çal 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 bir girdim. Ama o kadar güzel oldu ki. Yemin ederim üstüne yok. Nasıl bir ceket amına koyayım? Daha ne yapıyorum abartma bak hani. Göster ne yapıyorum daha? Ne mi yapıyorsun? Aynaya bakıp. He? Bütün üzerinde duramıyorum. Yabancı karılar, modeller bana şey yazmış, uff, so hot yazmış, anlamıyor bile. Bak şöyle başladım, yine götümün üzerinde görmüyorum. Tam bu hareketler şey ama kalpten geliyor bunlar yani. O anda gelmesi lazım, öyle şey olmaz. Evet. Sonradan yapmayacaksın onları. Hüseyin, bana mı izledin lan? Lan bu nasıl bir ceket olur? Bana bak. Taklitimi de yapıyor lan. Junior Lucifer. Evet, şimdi nereye gidiyorsun? Nişantaşı'nda okey gibi yürüyorum. Hadi arkadaşlar. Ya
taksiden de insek bu tiplerle lambadan inmiş gibi. Böyle giyinmeyi insanlar şey yapıyor. Ya niye böyle giyiniyorsunuz, şey yapıyorsun. Lan, kalbinden nasıl geliyor söyle giyin oğlum. Yani kalbinden geçtiği gibi kimseyi suçuya takmış. Biri sana bakmış, sen de ona bak. Böyle içine düşercesine bak, anladın mı? O senden rahatsız olsun. O senin görüntünden, kalitenden rahatsız olsun. Mesela kız geçiyor, ne yapıyorsun? Bir kıza göndereyim mi seni, tanışabilir misin? Var mı? Yapacağım o işi, bekle biraz. Yapacağım, bekle diyorsun. Fanların ağzını açık bırakırsın. Çünkü hepsinin hayali bunu, böyle bir şey yapabilmek. Bunu yapacak özgüvene sahip olmak. Ama aferin, bu özgüvene erişmen çok güzel. Valla gerçekten. Millet konuşamıyor oğlum bu utancından. Millet konuşamıyor, özgüven sıfır. Millet diyor ki siz bu özgüvene nasıl sahip oldunuz? Halbuki o içinde zaten senin olman gereken bir şey. Ama tabii kendini iyi hale getirdiğinde o özgüven geliyor. Böyle mi giriyorsun? Bak 10 üzerinden 8-9 falan yani. İyi yani. Girişi, giyinişi, hareketleri vesaire. Hadi şu an sigara yakmana izin veriyorum. Vize çarptı. Evine götür. Buraya Lucy abi görmek için Atiye Sokağı. En az 30-35 kere geldi şimdi. Sadece 2 ay içinde. Acaba abi orada mı? Orada mı? Garip denk gelmemişti ama. Bir tanesinde gelecekmiş gibi oldum, gelemedim. O ne demek? Ben gelecekmiş gibi seni gördüm, içeri giremedim. Ha. Kalpten isteyin ciğer şey oluyor arkadaşlar. Ama ne istediğini temiz kalple ve iyice bilmen lazım istedim. Eğer onu aklına tamamlayabiliyorsan o oluyor. Beni ilk nasıl buldun? İngilizce video çekerken buldum ilk zamanlarımda. Ya Allah Allah, o derece, o kadar eski. 3-4 sene önce küçüktüm o zaman. Aynen. 16 yaşında falan. Yani en eskilerden biri olabilirim belki, bilmiyorum ama. Hüseyin Michaels'ın ailesine girdi. Zaten böyle benle tanışanlar, hayatıma bir şekilde kendini sokanlar hep ailede. O Melih. Dün bile yazdım sana. Görüyorum geliştiklerini, vizyonlarının açıldıklarını görüyorum. Giyinişleri, tarzları, diğer insanlara kıyaslan direkt ortaya çıkıyorlar. O diğer Twitch'çilerin, Twitch'çileri idol alanlar gibi değiller bak. Sen de öylesin. Hepsinin giyinişleri kaliteli, duruşları kaliteli, hareketleri kaliteli. Hepsi çok, çok iyiler yani. Yani özgüvenleri süper. Bak hepsinin yanında kızlar var. Hepsi yalnız değil. O yüzden vizyonları açmışlar. Mutlu oluyorum, çok gurur veriyor bana. Diğerleri gerçekten emin olun oyun oynuyor bilgisayarda. İçeride oyun oynuyorlar başında. Onlar Doritos'lu ellerle bir izleme devam etsin. Aynen, Doritos'lu ellerle oyun oynuyorlar. Gece de yatmadan 31 çekiyorlar, o kadar. Başka bir şey yok. Valla bak, kızımız hayal yani onlar için. O yüzden şükürler olsun, şükürler olsun. Hayatımız her şey, ben de bir şeyler geçirebildiğim için ne mutlu bana. Abi yavaş yavaş günün sonuna geliyoruz. Beni takibin yok mu? Hadi takip ediyorum. Ailenin kalbinden girenler takipte. Aynen, kalbimden girenler takipte. Ettim bak takip. Şimdi hava atar kızlara. Sırf o yüzden işte değil mi? Bak beni takip ediyorlar. Çünkü bir tane kızı demiş ki, ben onu tanıyorum demiş. Ya orada fena var ya. Benim kripto oynayan kız var ya, onunla flörtleşiyormuş. Onu tanıyorum demiş. Hadi ya, seni tanımıyordur o seni. Vallahi tanıyorum ya demiş. İnanmadık o ya. Hiçbir şey yapmadın. Sen zaten normal çıktığın zaman orası çıkıyor. Zaten normal çıkıyor. Şimdi nasıl? Orospu çocuğu gibi yürüyoruz. Arkadaşlar, bugün bir TL lahmacun denedik. Atiye'de de orospu çocuğu gibi yürüdük. Sinepçi de selamı takip etmedim mi bu arada? Evde neyi takip et? Sinepçi de selamı. Dediklerimi unutma. Tüm olay kalpte bitiyor. Kalp güzel olduktan sonra dışarıya yansıyacak. Anladın mı? Bunları dinle. Sahtekarlığı bırak. Şaka bir yana, gerçekten kalbini takip et. Kalbin tertemiz olsun. Kalbin tertemiz olduktan sonra, dediğim gibi bak, peygamberlerin mucizeleri hepsi bunlar yüzünden. Kalbin tertemiz olduktan sonra her şey hayatında mükemmel olacak. En büyük örnek benim hayatım, biliyorsun. Evet. Nereden geldim? Sıfırdan. Bildiğin sıfırdan geldim. Ne anam ne babam hiç kimse yardım etmedi. Aksine istedi herkes benden bir şeyler. Ne oldu? Oradan buralara geldim. Şükürler
olsun. Tabii benim için hiçbir zaman yeterli değil. Never enough. Buna bayılıyorum. Never enough. Hiçbir zaman da yeterli olmayacak. Daha fazla, hep daha fazla. Onun içinde daha iyi bir kalp, daha iyi bir hayat, daha iyi. Her şey daha iyi olacak. Senin içinde. Hadi gel sarılalım. Canım ya. İyi ki geldin. Ailedensin artık. Yeni işin hayırlı olsun. Michael'sın Verde çalışıyor. İlk kargosunu yeni yaptı şimdi. İlk kargosunu yaptı. Tamam hadi git. Hadi git. Tamam hadi yeter bu kadar. Ben en çok kapanışlarda ne yapıyorum? Sen kapanış yapmıyorsun ki. Abi hep gold digger falan oluyor yani. Bak böyle bitiriyorum bak. Tamam kapat oğlum, ne konuşturuyorsun? Zilin çalmasını bekliyorum. Hakan keser buraları ya, Hakan. 3 bana, 1 sana.